Bir gönüllü grubu 5 farklı parka ağaç dikmek istiyor ve bu grup her parka 90 ağaç dikiyor. Grup toplamda kaç ağaç dikmiştir? Burada neleri biliyoruz? Bu gönüllü grubunun 5 farklı parka gittiğini ve parkların her birine 90'ar ağaç diktiğini biliyoruz. Dikilen toplam ağaç sayısını bulmak için birkaç yolu kullanabiliriz. Birinci parkta 90 artı ikinci parkta 90 artı 3. parkta 90, artı 4. parka 90 ve son olarak 5. parka da 90 ağaç dikiliyor. Bu problemi çözmenin bir yolu bütün bu 90'ları toplamak olacak. Bu yol biraz zaman alabilir ama sonucu buluruz. Başka bir yöntemle gitmek istersek de, grubun 90 ağacı 5 kere diktiğini düşünerek, 90 çarpı 5 işlemini uygularız. Şimdi, iki yolu da çözmeyi deneyelim. Daha sonra da, hangi yolun daha kolay olduğuna birlikte karar verelim. 90'ı 9 tane onluk olarak düşünebiliriz. Bu bize şu şekilde yardımcı olacak. Bu bilgiler ışığında 9 tane 10 artı 9 tane 10, 18 tane 10'a eşit olacak. 9 tane daha ekledik, 27 tane 10 oldu. 9 tane ekleyince 36 ve son olarak 1 9 daha ekleyince elimizde 45 tane onluk oldu. Buna göre sonucumuz 45 onla, yani 450'ye eşit olur. Sıfır unutmayalım çünkü burada onluklardan bahsediyoruz. 45 tane 10 ya da 450. Yani grup 450 tane ağaç dikmiş. Şimdi bir de çarpma işlemini inceleyelim. 90'ı 9 tane 10'a eşitlemiştik. Yani elimizde 5 çarpı 9 adet onluk var. Bu da 45 adet onluk eder ve sonuç yine 450 oldu. İki yoldan da görüyoruz ki gönüllü grubumuz oldukça cömertmiş ve 450 ağaç dikmişler. Fakat yine görüyoruz ki çarpma işlemi bizi sonuca çok daha hızlı götürüyor. Ben çarpma işlemini tercih ediyorum. Tabii sonuçta iki yoldan da aynı çözümü buluyoruz. Her ikisinde de grubun toplamda 450 ağaç diktiğini görebiliyoruz.